Merhaba arkadaşlar. Şile yoluna doğru çıktık. Arkadaşlarla beraber, daha doğrusu bizim dallamalarla beraber Şile yoluna çıktık. Yolculuğumuz Şile'ye doğru. Arkadaşlar burada. Konuşan da bir selam ver. Nahri oluyor. Mahmut mıydı lan Murat? Burada Mustafa arkadaşımız. Ön tarafta da İsmet Bey, Murat Bey. Ön tarafı da gösterelim. İşte İsmet Bey, bir ses verin. Sayın yolcularımız, hayırlı yolculuk. Bir muhabbet kursanız arkadaşlar ya. Goy goy muhabbeti. Oğlum milletin götüne gire çıkma ya maravim. 12 saatin nöbette duruyor millet. Tatlı şey. Goy goy muhabbeti diyor maravim. Önde de bizim motorlu arkadaşlar gidiyor. Yunuslar gidiyor, Yunuslar. Yunuslar. Arkadaşlar kaydı şimdilik kesiyorum. Daha sonra Şile'den devam edeceğiz kayda. Devam edeceğiz. Yolda, ilerleyen yolda. Şu an muhabbet yok. Herkes susuyor. Uykudan yeni kalktılar. O yüzden kimsenin konuşmaya hali yok. Alıp götürüyordu bizi yoksa. Yanadı geçti sana. Sonra? Daha onun için acele bilen bak. Şurada ocak var. Ocağı geçtikten sonra rahat da işte. İbneler oraya kadar basa bas gidiyor. Ya bunlar burası çocuğu ha. Burası çocuğu. Vallahi bak. Lan bizim suyu dindemezsin mekanına koyup 10 kilo. Tavukatına mıncık ne geliyor? Çıtır. Bu çıtır ha. Oğlum sen 10 kilo çıtır nasıl yiyeceksin ya? Bin varmış ya lan burada. Manyak var. Var deposu. Aha lan deposu. Şu anı arka tarafında şu ileride şey filenim var. Afilen var burada. Buradan giriyorlar. Onun için bir eleman alıyorlar. Aynen. Neyle gitsen yemezsin. Yemezsin. 20 dakikada giderdi lan. Yine iyi maaş veriyordu yani. Her zaman prim veriyorsan yine 5.5 buluyorsun. Hani insan sabah sinir. Gece evinde ol da 6.5-6 yaşında. Gece de çalışıyorsun. Benim valla inşallah gece yapacak bir iş çıkar önüme ya. Bezdim artık ben. Ben de öyle. Onun kocuna valla gaz dolduğu gibi bu gece var ya boşaltmayın ha. Eğer denize girer de kabarcık çıkarsa bir gün olmuş. Yukarı çıkar zaten o. Löp diye sordun arkasından. Soldan geç. Ben Urben Mesut.
zaman ne okuduk? Bir de bir saate çıkamıyoruz. Son. Çık bize sonları. Sağda başına patlama adam. Dedik Selçuk düştü amına. Tamam. Oğlum, Derya abi yine bilinçli kullanıyor. Bizimler bilinçsiz kullanıyor lan. Derya abi yine bilinçli kullanıyor. Bizimler. Derya abi, önümüzden bir gençtiniz yazınızı. Ondan sonra sağdan bir kanalda da benim için de bir şey yapalım. Abi, acılı biber falan bakacak mısın? Acılı biber de var. Evet, şimdi Hakmar'ın oraya geldik. Hakmar burası. Buradan alışveriş, ekmek falan filan bir şeyler de alınacak piknik için. Şile yolunda devam ediyoruz yolculuğumuza. Burada karpuzlar var. Nasıl olması lazım karpuzun? Arkadaşlar karpuz seçiyor burada. Evet, kayla devam edeceğiz. Şu an buradan mola verdik. Hakmar'da. Demiş ki Beykoz'a gidiyor. Kemal'a demiş eve gidiyor. Ama ben de şeye bıraktım. Ümraniye anı. Sonra Konya yolunda. Kemal'e Ankara'ya gidiyorum demiş. Yok, o ayrı, o ayrı. Bak dinle. Dedi ki İsmet abi dedi. Kertenkele de vardı dedi. Akşam dedi. Bize gidelim dedi. Kertenkele nerede dedi ya. O şimdi dedi işte Adıköy mü dedi veya Beykoz mu dedi. Oradan bir gelecekler dedi. Oğlum dedim benim dedim o Ümraniye'ye gittim. Ümraniye dedim bankaya gideceğim diye dedim. Eşref'e demiş buraya. Onu Eşref de şimdi Eşref de aynı. Eşref de alıştı dedi. Kemal arıyor. Evdeyim diyor. Şey arıyor. Birisi Kadıköy Vergi Dairesi'ne gideyim diyor pazar günü. Gelmeyecek ya. Pazar. Kadıköy Vergi Dairesi'ne. Öyle mi diyor abi? Desen üzerine var 10 dönüm arazi de. Aa kanki burası yol genişletiliyor lan. Sizin sonra ne oluyor abi? Yani adamlar kitap yazsa var ya. Yok, vallahi yok satacaklar lan. Yok satarlar. O vallahi. Derece diyorsun. Yalanın da bu kadar olmaz ya. Aradan korkuyorlar. Burasının şeyi ısırmış. Kemal şeyi. Yakup'u mu ısırmış? Birisi yapmış. Yok, birisi ısırmış. Kim yapmış? Kim ısırmış yaptı, abi? Şey yaptı. Ne ısırmış? Kemal yaptı. Hanımını alak duruyorlar, Kemal ısırdı. Hanımına koyayım. Eşref'i ben bir ısırdım böyle, evlendiği zaman. Bir haftalık dedi, neydi? Gece saat uyuyup 11, Eşref beni arıyor. Senin ağzına sıçayım ha. Seni tok yer ha. Ne yaptın abi hanımla kavga diyelim. Yani dedi ha seni kim dişledi ha? Ha kim dişledi demiş. Gece 11. Oğlum dedim laf geçiremedin yengeyi niye taşıyorsun dedim. Ya Allah Allah. Korktum hali dedim niye laf geçiremiyorsun oğlum anlamıyorum ben. Evet arkadaşlar Akçakese plajındayız. Şile'nin az daha 10 yani 10 kilometre 15 kilometre daha mesafesinde Akçakese plajındayız. Burası Akçakese plajı gördüğünüz yer. Böyle bir denizi var. Bizim ekip bu tarafta denize girdi. Evet, burası da böyle bir plaj. Şu tarafı var, arka taraf. Orası da böyle.
manzaralık yerler. Şöyle ön kamerayı alalım. Gösterelim.